Gümüş Şıracı ile beraber gezip dolaşırken yine tarihi bir tamga daha. Gerçekten ama gerçekten ilk bulunan tamga kadar önemli ve değerli. Hatta bir tık daha üstüne çıkabiliriz herhalde, değil mi Ümit abi? Yani önce ben şöyle yavaştan giderek sizlere olayı anlatayım. Bakın burada bir yuvarlak var. Burada bir yuvarlak var. Burada da bir şölemesine bir gönye işareti var. Yani aslında bu çok 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 eski zamanların olsa bile şu anda sık sık karşımıza çıkan bir sembol. Türklere ait bir sembol ama şu anda bambaşka kişiler bambaşka yerlerde kullanıyor. Başka anlamlarda, evet. Başka şekillerde. Evet, bunun da bir an önce hemen koruma altına alınması lazım. Ve fazla da meraklandırmadan izleyicimizi, Ümit abi çok değerli bir şey daha bulduk. Evet. Görüyorsun. Şimdi pergel. burada bir pergel var, evet. Ve etrafında da 4 tane, evet, daire var. Yani, evet, onları da söylemeden geçmeyelim. Evet. Şimdi 4 tane. Bu pergel. Bilindiği üzere taş işçinin bir sembolü. Evet. Aynı zamanda Uygur Türklerinde Fuxi ve Nüva var. Fuxi ve Nüva'nın elinde de pergel ve gönye vardır. Evet. O da bir göksel bir simgedir. Şimdi bilindiği üzere Denizli'de çok sayıda taş ocağı var. Evet. Yani antik çağlardan bu yana bu taş ocakları çok meşhur. Evet. Burada heykelcilik, işte Roma ve kentlerinde heykelcilik, yapı işçiliği falan da çok meşhur. Bunlar için de lazım olan nedir? Taş. Evet. Taşta da Türkler çok iyi. Taşta da Türkler çok iyi. Bilindiği üzere Bizans'ın son dönemlerinde, özellikle 6. yüzyılda ve 7. yüzyılda Hazar Türkleri ile Bizanslılar arasında çok büyük ilişkiler var. Hazarlar demişken, Hazarlar bu arada Musevi. Karıştırmayalım, evet. Musevi. Evet. Yani Türk'ün her dinden olduğu gibi Musevi olan da var. Bu da Hazar Türkleri. Bu kayıp 6. kabile falan diyor İsraillerin. Evet. O işte Hazarlara falan dayandığı söyleniyor. Büyük bir ihtimalle zaten Hazar İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu'nun arasında çok sıkı ilişkiler var. Hatta Leo Hazar diye bir Bizans kralı var. Bunun annesi Hazar Türk'ü, adı da Çiçek Hatun. 6. yüzyılda Bizans'a gelin geliyor. Bizans'da Çiçek Hatun diye bir moda başlatıyor. Türkler gibi giyinmeye başlıyorlar. Türkler gibi saçlarını kestirmeye başlıyorlar Bizanslılar. Büyük bir ihtimalle o dönemde Anadolu'ya, Anadolu'daki işte Bizans'ın ustaları, taş işçileri azalmış olabilir diye düşünüyoruz. Hazar Türklerinden taş ustası bu bölgeye 6. ve 5. yüzyıllarda getirilmiş olma olasılığı çok yüksek. Bunu nereden çıkardınız diyorsanız, yine kafanızdan bir şeyler atıyorsunuz diyenlere, bu damga, bu pergel, gönye damgası bir cevaptır. Evet. Bakın burada bir pergel var. Bunun size fotoğraflarını da göstereceğim. Evet, bulunduğumuz nokta da aslında taş ocakları bakımından zengin bir bölge. Ama neresi olduğunu söylemiyorum. Zaten Denizde çok fazla edin. Taş ocağı var. Burada çok büyük bir bal ileriye, evet, doğru gidiyor. Ağaçların altında kalmış. Tesadüfen biz de arama çalışmalarımızda bunu belirledik. Buradan zaten kırılmış. Belki uç tarafından başka başka bir şeyler olabilir. Ama biz bu tamgayı nerede görüyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Lyons'larda, Rotary'lerde, sembollerinde görüyoruz. Rotary'lerin temeli taş işçiliğine dayanır. Yani, evet, Avrupa'daki taş işçileri toplanıp bir birlik kuruyorlar ve işte adı da Rotary oluyor, simgeleri de pergel oluyor. Avrupa'daki taş işçilerin yaptıkları binalara kazıdıkları damgaların hepsi Türk damgaları. Evet. Türk damgaları. Bildiğin gibi Hazarların bir kısmı da Avrupa'ya göçüyor. Evet. Bu Avrupa'da Karaim Yahudileri dedikleri, işte Ukrayna'da, Romanya'da bulunan Karaim Yahudileri kökleri hep Hazarlara dayanıyor. Bunlar hep Avrupa'nın belli noktalarına dağılmışlar ve taş işçiliğini devam ettirmişler.
Maalesef işte 2. Dünya Savaşı'nda da Hitler'in yok ettiği Yahudiler aslında bu Yahudiler. Evet. Yani Hazar. O da bir başka konu. Evet. Evet, evet. Yani İsrailleri, İsrailoğullarını değil, Türkleri yok ediyorlar. Evet. Dediğim gibi bu damga çok önemli. Çok önemli. Hazarlar, hatta yine bir fotoğraf yollayacağım sana. Hazar, Musevi sembolü, işte o şamdanlar falan filan var, yedi kollu, evet, şamdanların hemen altında bu damgayı görmek mümkün. Mümkün. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Denizli'nin altında neler var neler. Yani o kadar değerli şeyler var ve bunlar bir an önce buradan kurtarılmalı. Bunlar çok değerli şeyler. Bunu biz şu anda üstünü yine kapatacağız. Evet. Bunu gene saklayacağız. Eğer bunu bir Yahudi bunu görse buradan uçur. Merasimle uçurur. Merasimle. O yüzden tekrar üstünü örteceğiz ve yetkili makamlara söyleyeceğiz. Ve araştırmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Evet. Ve çok daha önemli sürprizlerimiz var. Tarihi değiştiren adam yine tarihi değiştirmeye devam edecek. Ben de ona vesile olduğum için çok mutluyum. Bizi izlemeye devam edin.